Merhaba değerli arkadaşlar. Tarım alet ve makineleri isimli dersimizdeki bu beraberliğimiz konusunu dikim makineleri oluşturuyor. Programımız süresince bir de dikim makineleri, patates dikim makineleri ve fidan dikme ve çukur açma makineleri üzerinde durmaya çalışacağız. Arkadaşlar, bazı bitkiler yumruğu, soğan, çilek, fide veya fidanların dikimi ile yetiştirilmektedir. Bu işlemlerin insan emeğiyle yapılması güç, zaman alıcı ve aynı zamanda masraflı olmaktadır. Dikimi yapılacak bitkilerin çeşitliliği, özel dikim makinelerinin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu amaçla dikim makinelerini yaptıkları işlere göre 3 başlık altında sınıflandırabiliriz. Bunlar fide dikim makineleri, patates dikim makineleri, fidan dikme ve çukur açma makinalarıdır. Şimdi bu makinaları fide dikim makinalarından başlayarak inceleyelim. Bazı bitkiler yastık ve seralarda fideleri yetiştirerek üretilirler. Bu uygulama domates, biber, patlıcan, lahana gibi çeşitli sebzelerde, tütün ve orman bitkilerinde görülür. Oldukça büyük yetiştirme alanı gerektiren bu kültürlerin genç bitkileri çeşitli olumsuz etkilere karşı duyarlı olurlar. Bu nedenle özel bir bakıma gereksinim gösterirler. Çimlenme ve ilk gelişme dönemlerinde uygun bir sıcaklık, yeterli nem ve bol besin maddesi isterler. Bu koşullar ise ancak sera ve yastıklarda sağlanabilmektedir. Böyle ortamlarda dayanıklı bir duruma gelen fideler daha sonra tarladaki parsellere dikilirler. Bu yöntemin sağladığı yararlardan birisi de özellikle ilkbahardaki kötü hava koşullarından bitkilerin etkilenmeksizin yetişme süresinin uzatılabilmesidir. Arkadaşlar, fide dikim makinelerinin genel özelliklerine geçmeden önce elle dikimi açıklamaya çalışalım. Böylece dikim makineleriyle aralarındaki farklılığı daha belirgin bir biçimde ortaya koymuş olacağız. Küçük alanlarda yetiştiricilikte uygulanan elle dikim zaman alıcı olmasının yanı sıra yorucu bir yöntemdir. Yapılan araştırmalar sonucu elle dikimde bir işçi dakikada 6, saatte 360 fide dikebilmekte ve dikim sırasında sürekli eğilerek çalışmayı gerektirmektedir. El ile dikimde konik uçlu fide kazığı kullanılmaktadır. Bu alet plantuar veya baskı ismiyle de bilinir. Fide kazığının sivri ucu toprağa batırıldıktan sonra çukurun genişletilmesi için sağa sola hareket ettirilerek döndürülür. Bu sırada açılan çukur fide köklerinin yetiştirilmesine uygun bir şekilde oluşmaz. Çukur aşağıya doğru daralan bir yapı gösterdiğinden bitki kökleri fidenin yetiştirilmesi sırasında yukarıya doğru ters yönde kıvrılır. Makine ile dikimde ise özel çizi açıcılarla açılan çukur fidenin daha uygun şekilde yetiştirilmesini sağlayacak yapıdadır. Oysa dikim kazığı ile açılan çukurun genişletilmesi sırasında yüzeyleri sıkıştırılarak ve üst kısımdaki kuru toprak çukur içerisine yuvarlanarak fidelerin tutmasını ve gelişmesini zorlaştıracak bir ortam yaratır. Çalışacak işçi hesaplamasında ortalama bir dekar alan için bir çizi açıcı, bir can suyu veren 2 veya 3 dikici olmak üzere 4 ile 5 işçi hesaplanır. İşte tüm bu olumsuzlukları önemli oranlarda giderebilmek amacıyla fide dikim makineleri geliştirilmiştir. Böylece geniş alanların üretime sokulması ve dikimdeki insan emeği oranının azaltılması sağlanabilmiştir. Makineyle dikim, el ile dikime göre 5-6 kat daha fazla, yani bir sırada dakikada 43-48 fidenin dikimi yapılabilmektedir. İnsan, makine üzerinde oturduğundan daha verimli çalışabilmektedir. Ülkemizde kullanılan fide dikim makineleri yarı otomatiktir. Çünkü dikici düzene fidelerin verilmesi el ile yapılmaktadır. Tam otomatik dikim gerçekleştiren makineler geliştirilmesine rağmen kullanıma aktarılamamıştır. Bu makinelerde dikim düzenine fideler elle verilir.
Dikim düzeni fideleri çizgi açıcıların açtığı çizgiye taşır. Burada baskı tekerlekleri fideyi iki yandan sıkıştırarak diker. Bu sırada fideye can suyu verilir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için fide dikim makineleri şu ana parçalardan oluşmaktadır. Dikim düzeni, çizgi açıcı ayak, baskı tekerlekleri, can suyu verme düzeni. Şimdi bu parçaları açıklamaya çalışalım. Arkadaşlar, dikim düzeni fide dikim makinelerinde en önemli parçayı oluşturmaktadır. Uygulamada yaygın olarak kullanılan kıskaçlı ve diskli dikim düzenine rastlanmaktadır. Çeşitli bitki fidelerinin dikimine uygun olan diskli dikim düzeni, kıskaçlı dikim düzenine göre basit yapıdadır. Bu nedenle daha hafif ve ucuz olurlar. Burada fidelerin tutması ve çizgiye taşınması 0,3 mm kalınlığında elastik bir malzemeden yapılmış iki esnek disk yardımıyla yapılır. Disklerin esnekliği ve birbirlerine belirli bir açıyla yerleştirilmiş olmaları yaklaşık 30-380 mm uzunluğunda bir çevre boyunca birbirlerine değmelerini sağlar. Diskler arasına fideler köklere yukarıya gelecek şekilde el ile verilir. Fidelerin verildiği noktada birbirine değmeye başlayan diskler fideyi yakalayarak aşağıya doğru taşırlar ve birbirlerinden ayrıldıkları noktada serbest kalarak kökü baskı tekerleklerini baskı tekerlekleri tarafından toprakla sıkıştırılır. Bu dikim düzeninde kullanılan disklerin çapları 400 mm, yön açıları 10 ve durum açıları 7 derecedir. Fide dikim makinelerinin bir diğer parçası da çizgi açıcı ayaklar idi. Fide dikim makinelerinde açılan çizginin kesiti bir dikdörtgen şeklindedir. Böyle açılan çukura fidenin yastık ya da sırada gelişen fide kökünün doğal yapısı bozulmadan yerleştirilebilir. Bunun için çizgi ayağının özel bir yapısı vardır. Genelde dar açılı olan bu ayak derinliği 20 cm'ye kadar çizgi açabilir. 5 cm'lik çizgi genişliği fide dikimi için yeterli olmakla birlikte istenildiğinde 8 cm genişliğine kadar çizgi açabilir. Fide dikim makinesinde baskı tekerlekleri ise dikim düzeninin bıraktığı fidenin köklerini iki yandan toprağa iterek sıkıştırmak gibi bir işlevi yerine getirirler. Sacdan ya da döküm demirden yapılan baskı tekerlekleri üzerine makine ağırlığının bir bölümü aktarılır. Tekerleklerin dışına doğru eğimli yerleştirilmiş olmaları, açılan çizgi kenarlarındaki toprağı içeriye doğru itmeye yardımcı olur. Bazı makinelerde baskı tekerlekleri aynı zamanda dikim düzenlerine hareket verilmesinde kullanılmaktadır. Bu durumda tekerleklerde kayma olmaması için önlemler alınır. Fide dikim makinelerinin değineceğimiz son parçası can suyu verme düzeni. Önce fidelere can suyu verilme nedenine değinmeye çalışalım. Fideler özel koşullarda yetiştirilmiş olmasından dolayı özellikle nem yönünden çok duyarlı olurlar. Uygulamada az görülmekle birlikte şaşırtma yapılarak dayanıklı fideler yetiştirilmesine karşın bu duyarlılık sürer. Bunun için fidelerin dikildikleri yerde tutabilmeleri amacıyla dikim sırasında can suyu verilir. Makinenin çatısı üzerine veya traktörün uygun bir yerine bir su deposu yerleştirilir. Her fideye yaklaşık 1/10 litre su verilmesi gerektiğinden her sıra için depo hacmi yaklaşık 75 litre olmalıdır. Genel amaçlı fide dikim makinelerinde sıra sayısına bağlı olarak hacmi 200 ile 1000 litre arasında değişen bir depo kullanılır. Dikim makinelerinden bir diğeri de patates dikim makineleriydi. Arkadaşlar, patates bir çapa bitkisidir ve geniş sıralar halinde dikilir. Sıralar arası uzaklık 50 ila 90 cm, sıra üzeri uzaklıkları ise 20 ila 40 cm arasında değişmektedir. Makine ile dikimde sıralar arası uzaklıklar traktör iz genişliklerine uygun olmalıdır. İz genişlikleri 125 ila 150 cm olan traktörler için sıra aralıkları 62 ila 75 cm arasında alınabilir.
Bir patates dikim makinesi çalışma sırasında şu işlemleri gerçekleştirmektedir. Patateslerin dikilecekleri çizilerin açılması, patates yumrularının depodan alınıp açılan çiziye bırakılması, yumruların toprak tabakasıyla örtülmesi işlemlerini bir arada yapar. Bu saydığımız işlemleri gerçekleştiren makineleri basit ve otomatik dikim yapan makineler olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlardan basit patates dikim makinelerini açıklamaya çalışalım. Basit patates dikim makinelerinde yumrular dikici ünitelere elle verilmektedir. Diğer işlemlerin tümü makine tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu tip makinelerin genellikle küçük alanlarda dikiminde kullanılmakta olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle filizlendirilmiş yumruların dikimi için uygun sonuç vermektedir. Böyle bir düzende çimlenmiş yumrularda zedelenme görülmez. Her sıra için ayrı bir dikim düzeni gerekmektedir. Bu üniteler sıra üzerleri ayarlanabilir bir taşıyıcı çatıya bağlanırlar. Basit patates dikim makinelerinde hareket veren tekerlekle dağıtım düzeni arasındaki transmisyon sayısını değiştirerek sıra üzeri aralıklar belli sınırlar arasında değiştirilebilir. Dikici ünitenin beslenmesi elle sağlandığı için bu tip makinelerin hareket hızları düşüktür. Genellikle bu hız 1.5 km bölü saatin altında olmaktadır. Arkadaşlar, patates dikim makineleri çizi açıcı, depo, dikici ünite, kapatıcılar ve destek tekerlekleri gibi parçalardan oluşmaktadır. Sırayla bu parçaların işlevlerine değinelim. Çizi açıcının görevi dikilecek yumrular için toprakta çizi açmaktır. Açılan çiziler patatesleri alacak şekilde ve eşit derinlikte olmalıdır. Çiziler büyük olursa yumrular yuvarlanarak yer değiştirmekte, küçük olursa iyi oturmayacağından derinlikleri değişik olmaktadır. Yapılan araştırmalar hafif ve orta tip topraklar için en uygun çizgi genişliğinin toprak yüzeyine 10 santimetre derinliğinin 8 santimetre olduğunu ortaya koymuştur. Çizgi açıcılar toprağı iki tarafa iterek çizgi açan çift kulakçık ve daha dar balta veya çapa şeklinde yapılırlar. Çizgi açıcılar temiz bir çizgi açarak yumruların nemli toprakla örtülmesine olanak sağlamaktadırlar. Patates dikim makinelerinin bir diğer parçası olan depo ise dikilecek patatesleri taşır. Alt kısmında üniteye besleme çıkışı bulunmaktadır. Otomatik makinelerde dikici organ depo içinden de geçebilir. Depo büyüklüğü 700 ila 900 metre uzunluğundaki bir gidiş yolu için ünite başına 120 kilogram olacak şekilde olmalıdır. Doldurma ağzı yüksekliği de iyi seçilmelidir. Basit makineler için beslenme düzeni dikici operatöre göre uygun olmalıdır. Patates dikim makinelerindeki parçalardan biri de dikici ünite idi. Arkadaşlar, dikim makinelerinde en çok bulunan dikici ünite tiplerini şöyle sıralayabiliriz. Dikim borulu sinyalli, bölmeli düşey tambur, bölmeli yatay tambur ve kepçeli zincir olarak sıralayabiliriz. Dikim borulu ve sinyalli makinelerde patates yumruları sinyal sesiyle bir belirlenen zaman aralıklarında boru içerisine işçi tarafından bırakılır. Bölmeli yatay tamburlu dikici düzeni dikim borusunun üzerinde bulunan yatay ve sabit bir disk ve bunun üzerinde dönebilen bölmeli yatay tamburdan oluşmaktadır. Çalışma sırasında bölmeli yatay tambur tekerlekten hareket alarak yatay düzlemde döner. Her bir bölmedeki yumrular tamburla birlikte dönerek ilerler. Bu çalışma sırasında sabit duran dikim borusu açıklığına gelen yumru alt klepinin açılmasıyla çizgiye düşer. Bölmeli düşey tamburlu dikici düzen çalışma sırasında tekerlekten hareket alarak düşey düzlemde ve makinenin ilerleme yönünde döner ve çevresindeki bölmelere elle konan patates yumrularını eşit aralıklarla çizgiye bırakır. Düşme yükseklikleri az olduğu için yumrular sıraya düzenli olarak dikilirler. Kepçeli zincir düzeni ise üzerinde eşit aralıklarla sabitlenmiş kepçeler bulunan bir zincirden oluşmaktadır. Kepçeler özel yapıda ve değişebilir konumdadır. Zincir üç makaralı bir sistem üzerinde çalışmaktadır.
Çalışma sırasında zincir tekerlekten hareket alarak makinenin ilerleme yönünde hareket eder. Patates yumruları her kepçeye birer adet olmak üzere elle konulur ve zincirlerin hareketiyle açılan çizgiye iletilir. Otomatik dikim makinelerinde en çok kepçeli zincir düzeninin kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu düzen dik ya da biraz eğik konumda deponun içerisinden geçecek şekilde bulunmaktadır. Zincir düzeni aşağıdan yukarıya doğru hareket ederken her bir kepçe depo içerisinde bir yumru alır ve üst noktadan itibaren bu yumruyu bir önceki kepçenin arka tarafıyla taşıyarak çizgi içerisine bırakır. Evet arkadaşlar, patates dikim makinelerinin parçalarından dikici ünite tiplerini ve işlevlerini böylece açıkladıktan sonra kapatıcılar ve destek tekerlekleri parçalarına değinmeye çalışalım. Kapatıcılar, çizgiye bırakılan yumruların toprakla örtülmesini sağlayan parçalardır. Gidiş yönüne eğimli iç bükey disk şeklinde kulakçık, özel yapılı sıyırgı demiri veya tırmık şeklinde imal edilmektedirler. Toprağın kapatılma yöntemine göre bunlardan biri seçilmektedir. Disk şeklinde olanlar sırt yapmakta, meydana gelen sırt yüksekliği diskin yön açısı ve iç derinliğine bağlı olarak değişmektedir. Yön açıları ve derinlikleri ayarlanabilir konumdadır. Özel sıyırgı demirleri ve tırmık şeklinde olanlar ise tarla yüzeyini düzeltirler. Destek tekerleklerine gelince, makine ağırlığını üzerinde taşıyarak dikim derinliğinin her yerde eşit olmasını sağlamak gibi bir işlevleri vardır. Özellikle tarla yüzeyinin düzgün olmadığı koşullarda farklı derinliklerde dikimi önlerler. Tarla yüzeyinin şekline göre eşit derinlikte dikimi sağlarlar. Evet arkadaşlar, buraya kadar dikim makinelerinin fide dikim makineleri ve patates dikim makineleri üzerinde durduk. Şimdi de son olarak fidan dikme ve çukur açma makinelerini ele alacağız. Önce fide dikimi için fide dikim makinesi dikim konusunda bilgilerinizi hatırlayalım. Fidanların dikiminde fide dikiminde olduğu gibi şu 4 işlem yapılmaktadır. Bunlar dikim çukurları veya dikim çizileri açılır. Fidan yerleştirilir. Kökleri toprakla örtülür ve etrafı toprakla bastırılır. Nem kaybını önlemek için toprak yüzeyi kabartılır. Fidan dikimi yapan makineleri iki kısımda inceleyebiliriz. Arkadaşlar, bunlardan ilki yapısı fide dikim makinelerinin yapısıyla aynı özellikte olan makinelerdir. Bu makinelerde yalnızca açılan çizgi derinliği ve dikici disk çapı biraz daha fazla olmaktadır. İkinci tip ise son yıllarda fidan dikimindeki iş gücü verimliliğini artırmak ve işçinin daha rahat ve emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla elevatörlü, yatay yedirmeli fidan dikim makinesi geliştirilmiştir. Böyle bir makinenin avantajı işçinin daha az yorularak ve güvenlik içerisinde dikim çalışmasını yapabilmesidir. Sözünü ettiğimiz birinci tip makinelerde oturma yeri yere yakın olduğu için işçi daima ileriye doğru bükük çalışmak zorundadır. Ayrıca dikici üniteye daima fidan vermek zorunda olduğundan çok çabuk yorulur. Bu ikinci tip makinelerde ise işçi ayakta durarak fidanı kıskaçlar arasında verdiğinden ve bu işlem için geçen süre uygun olduğundan iş verimi artmış olmaktadır. Dikilen fidanlar kıskaçlar tarafından iletildiği gibi sıra üzeri mesafeleri daima eşit olmaktadır. Çukur açma makineleri ise meyve ve orman ağaçlarının dikiminde kullanıldığı gibi çit ve bağ direklerinin dikimlenmesi için gerekli çukurların açılması için de kullanılmaktadır. Bu tip çukur açma makinesi ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Elle çukur açmaya göre iş kapasitesi yüksektir. Fidan çeşit ve büyüklüklerine göre açılacak çukur çapları 20 ile 100 cm arasında değişir. Toprak burgusu olarak da adlandırılmaktadır. Boyları fazla olan fidanların dikimi daha önce belirttiğimiz dikim makineleri ile gerçekleştirilemediği için bu tip aletler kullanılmaktadır. Genellikle traktör 3 nokta askı düzenine bağlanarak ve kuyruk milinden hareket alarak çalışır. Ayrıca 25 cm'den küçük çukurların açılmasında
elle taşınabilen bir sehpa üzerinde kendi motoru bulunan küçük tipler de bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, dikim makinelerini incelemeye çalıştığımız bu programımızda da sonuna geldik. Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.